Ben o golü zaten bir gece önce top nasıl geliyor, buraya mı alıyorum? Bunun hareketini zaten kafamda kurgulamışım. Yerden mi geldi, nasıl bunu düşeceğimi zaten rüyamda çalışıyorum. Yani gol... Senin gibi rüyalar görmüyorum yani. Sen gol rüyalanması yaşıyorsun. Gollü rüyalar. Gollü rüyalar yaşıyorsun. Ama benim nasıl zaten... kaldırdın hocam? Hocam o vücudu kaldırmak da önemli. Kan pompalamak lazım vücuda. Maçtan önce bol bol bal kaymak yedim. Onur bana o gece Türkiye'de en iyi kalecilerden bir tanesini olacağımı gösterdi. Dedi ya Ömür değişik bir gol. Dedim ya nasıl değişik, ben öyle değişik fantastik takla atamıyorum. Taklacı kuş değilim. Farklı bir sevinç yapalım. Dedim tamam, ben senin gelip kameranı alayım dedim. Neyse top geldi, bir vurdum. Koşuyorum, Ümit'i arıyorum. Ümit burada, çaktırma da burada. Aldım kamera ama kamerayı tutma şeklim de bir yamuk. Tabii kötü, çok kötü tutuyorsun. Yani seyirciyi rezil tutuyorum yani. Sky Spor ekranından herkese merhaba. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ümit Karan'la O An başlıyor. Ümit hocam hoş geldin. Hoş bulduk Hakan. Nasılsın hocam? İyiyim, sen nasılsın? Yine Kaptan Kral Köşkü'ne oturmuşsun. Yakışıyor be. Bir bara baktım, deneme yaptım burada koltukta da. Abi Ömer yaptı orada. Sığmadı. Sığmadın mı? Ben hocam hemen başlıyorum. 16 Aralık 2005. Kayseri Spor Galatasaray karşılaşması. Gole atıyorsun. Gol çok güzel bir gol. Kamerayı alıp seviniyorsun. Neden? Şimdi maçtan önce tabii Kayseriler hep zor deplasmandır. Ama yine iyi bir sezon geçirdiğim sezonlardan bir tanesi. Fakat muazzam bir gol bana göre. Çok ya. Yani kaleye bakmadan direkt uzak köşeye. Çünkü neden? Bir kere kalenin yerini ezbere biliyorum. Ezberliyorum yani. Isınırken bile ceza sahasının çizgisine ısınıyorum. Orada kale nerede, nereye vurmam gerektiğini ısınırken ezberliyorum. Aynı zamanda da karşımdaki kaleden her zaman ölçü alırım. Sırtım dönük olduğu zaman da. Allah Allah. Tabii şimdi bu kale buradaysa arkamdaki kale de aynı hizada olmak zorunda. Yani topu aldığım zaman burada hizayı görüp dönerek topu uzak köşeye vurdum. Maçtan önce de bizim kameraman Ümit var. Ümit Gül. O dedi ya Ümit değişik bir gol. Dedim ya nasıl değişik, ben öyle değişik fantastik takla atamıyorum. Taklacı kuş değilim. Takla atmayı bilmem. Sevinç, farklı bir sevinç yapalım. Dedim tamam, ben senin gelip kameranı alayım dedim. Ama hani sen maçta sanki gol atacağım da öyle bir şey planlıyoruz ya. Neyse top geldi, bir vurdum. Koşuyorum, Ümit'i arıyorum. Ümit burada, çaktırma da burada. Aldım kamera ama kamerayı tutma şeklim de bir yamuk. Tabii kötü, çok kötü tutuyorsun. Yani seyirciyi rezil tutuyorum yani. Çocuklar kusura bakmayın, sizin işinizde gözümüz yok yani, anlamayın. Ama mamin işinde gözün olsa ne olur, yapamıyor ki zaten. Yani mami bak, görüyorsun değil mi Hakan, bunları yaz. Alta ver. Ümit Karan'ın açıklama. Çok güzel gol sevinci ama. Müthiş gol sevinci ve seyirci çekmişim aslında. Ama yamuk yumuk. Ha. E tabi nereden bileceğim hocam ya. Yani çok güzel bir gol sevinç oldu hakikaten ama fikir Ümit'ten çıktı yani, benden değil. Hocam Ümit'ten çıktı. Onun öncesinde Sasaric yanlış hatırlamıyorsam deniyor. Olmuyor. Evet. Zaten zor bir maçtı yani. Önemli bir galibiyet aldık. Ama muazzam bir gol. Gerçekten böyle hani ilk onunla sıralayabileceğim gollerden bir tanesi yani. Hakikaten aldım, verdim. Tık ceza sahası yuvarlağının oradan tık uzak köşeye. Müthiş. Ya böyle, kim vuruyordu biliyor musun? Henry. Ha evet. Terry Henry'nin gollerine benziyor. Terry Henry'nin gollerine benziyordu. Şimdi anlattığın ama çok enteresan. Neden diyeceksin? Diyorsun ki ben ısınmayı orada yaparım. Kalenin ölçüsünü alırım. İşte arkam dönük de olsam kalenin yerini biliyorum. Ha, bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bakıyorum santraforlar karşı karşıya kalıp kaleyi bulamıyorlar hocam. Ama şimdi santraforlar istediği gibi vuruyor. Seyirci tepki vermiyor ki. Evet. Biz bir tane kaçırdığımız zaman, tribünlere vurduğumuz zaman au yaparlardı. Hasan Şaş'ın klasik muhabbeti var ya, au diye. Gerçekten öyle yani. İsabet oranları çok düşük. Bir kere şu gövdeyi topun önüne eğmeyi beceremiyorlar. Bak geçen Barış da aynısını yapıyor, Kerem de aynısını yapıyor. Hep çatal, hep üst. Ya abi top yerden girince gol olmuyor mu? Yerden vursana topa. Yani önce kaleyi tutturmak önemli. Bize... Benim ilk antrenörlerim hep bunu söylerdi. Önce kaleyi tuttur, sonrası kolay. Hmm. Yani kolay. Yani kaleyi tutan top zaten %60 gol oluyor.
En kötü rakibin önüne ya da senin takım arkadaşının önüne düşme şansı da var. Bunları öğretmek lazım bu gençlere. Ki şundan da yola çıkabiliriz. Mesela Fenerbahçe'ye attığın gol, vurdun, Rüştü abinin orada sekiyor ya. Ya kaleyi vurmasa olmayacak yani. Sen kalenin yerini bilmesen. O da geldi mesela şimdi aklıma. Yani tabii dediğim gibi bu tarz vuruşlarım zaten çok var. Hep genelde yerden vurmaya çalışıyorum ben. Tabii sadece en önemlisi benim için hep yan file. Tabii. O yan fileyi göreceksin sen. O yan fileye... O saplantıydı yani sende. %80 yan filede. Kafa vuruşum bile yan fileye vurmaya çalışıyorum yani. Yani çok enteresan. Ben takımda hocalık yaptığım sürede de santrafor çalıştırdığım zaman kalecisiz çalıştırıyorum. Neden? Önce top kaleyle buluşsun. Kalecinin kurtarması önemli değil. Sen önce bir golü at. Boş kale de olsa atman lazım. Bunun üstüne pratik yapmak lazım. Ben de yılların ezberi, bilinçaltı yerleştirdim kafama. Rüyamda ben o golü atmadan ben rüyamda o golü yaşıyorum zaten. Benim için özel bir şey değil. Ben o golü zaten bir gece önce top nasıl geliyor, buraya mı alıyorum? Bunun hareketini zaten kafamda kurgulamışım. Rüyamda ben onu farklı pozisyonlarda değerlendiriyorum. Yerden mi geldi, nasıl vuruşacağımı zaten rüyamda çalışıyorum. Yani gol... Senin gibi rüyalar görmüyorum yani. Sen gol rüyalanması yaşıyorsun. Gollü rüyalar. Gollü rüyalar yaşıyorsun. Hocam diğer maça geçiyoruz. Ben mesela bu golünü çok beğenirim. Direkt o geldi aklıma. Sene 2010. Nisan'ın 26'sı Eskişehir-Trabzonspor maçı son dakika. O havada asılı kaldın ya. Çat. O çok inanılmaz bir maçtı. Bak o maçta muazzam bir performans gösterdim. İnanılmaz iyi oynadım ama bir türlü gol atamıyorum. Onur'un ilk maçı. Kaleci Onur'un. Kaleci Onur'un ilk maçı. Trabzonspor'la oynuyoruz. Ya ilk yarıda rovşata yapıyorum, çıkartıyor çataldan. Voley vuruyorum, çıkartıyor yerden. Oradan vuruyorum. Yani hani şey dışarı vurmuyorum topları. Onur hepsini çıkartıyor. Dedim ya ben bu çocuğa nasıl gol atacağım? Devre arası geldi. Yok. Hale maç 0-0. İkinci yarı yine bastı. İyi bir takımız Eskişehir. Acayip bir kadromuz var. Ve muazzam ve iyi oynuyoruz. Yani futbol anlamında da çok iyi oynuyoruz. Ya saldırıyoruz. Yok. Onu hepsini çıkartıyor. En son artık Doğa orta sahaya yakın bir yerden artık uzaktan bir orta kesti. Benim de şurada bir askı var. Askıyı taktım. O neydi ama ya? Askıda kaldım şurada. Orada bekliyorum artık. O, havada bekliyorum top gelsin. İnanılmaz. Bayağı kaldım havada. Bayağı yani. Kaldın hocam. Nasıl kaldırdın öyle ben kendine? Müthiş bir vuruşta. Artık onu da çıkartacak hali yoktu zaten. Zaten o Onur ondan sonra o maçtan sonra yavaş yavaş milli takım kalecisi olmaya çok başladı. Çok iyi kaleciydi ya. Çok erken bıraktı. İyi kaleciydi. Gerçekten de bizim maçta da başlangıcını yaptı ve dedim bu çocuk kaleci olacak. Onur o maçta kaleci olduğunu gösterdi bana. Çünkü benim her topumu çıkarttı. Artık onu da çıkartamazdı. O maçta Batu Bey neredelerdi? Batu neredeydi herhalde? Ben tribünden seyrediyordum. Neredeydi? O zaman şey cips yiyordu. Ciklette çıkıyordum ben. O şey cips paketinde ben çıkıyordum. Onu yiyordu anladın mı? İki bonusu bir iki tane çıkıyordu. Bir tane cips bedava alıyordu benim fotoğrafım çıkınca. Hocam şimdi o da bir sanat. Şimdi diyorsun ya ben şimdi santraforlarımı boş kaleye çalıştırıyorum. İşte anlattın ceza sahası önünde antrenmanlara çıkardım falan. Hocam hakikaten asılı kaldın ya. Ama benim nasıl zaten... kaldırdın hocam? Hocam o vücudu kaldırmak da önemli. Kan pompalamak lazım vücuda. Tövbe estağfurullah. Maçtan önce bol bol bal kaymak yedim. Yani hakikaten şakası bir yana Onur bana o gece Türkiye'de en iyi kalecilerden bir tanesini olacağımı gösterdi. Hocam asisti de Doğa yapmış ya. Tabii ya. Doğa benim çok eski arkadaşım. Babası, çok da iyi insandır. Çok müthiş. Ben gençlerden oynarken o PAF takımdaydı bir de. Hmm. Yani düşün 20 sene sonra aynı takıma denk geldik ancak. Babası da iyi bir antrenördü. Çok ama Yusuf abi maalesef onu yapmasaydı iyiydi. Şanssızlığı Yusuf abiyle karşılıklı oynaması oldu herhalde Beşiktaş maçında. Aynen. Ama hakikaten Doğa da çok önemli bir oyuncuydu. Dediğim gibi önemli bir galibiyet oldu. Zaten biliyorsun 90'da gelen goller her zaman çok daha müthiş gol ya. Güzel oluyor. Eskişehir Spor'da güzel günler yaşadık da. Şimdi hocam boy olarak normal pivot santraforların biraz daha aşağısındasın. Ama ben hayatta kafa topu bırakmam kimseye. İşte onu diyorum nasıl oluyor? Abi önce timing. Hmm. Eskiden şey vardı. Artık bu
çok kulüplerde bulamıyorsun. Böyle iple top asılıdır. Sarkaç top vardır. Sarkaç topla antrenman yapardım. Hep atardım. Hayır idmandan sonra timing. Çünkü o topun gidiş gelişini zamanlamak lazım. Dolayısıyla ben onu çok çalıştım. Ve kafa topu hakimiyetim çok iyiydi ve kalçayı da iyi kullanmak lazım. Ben bazen kalçayı koyarım oyuncunun üstüne çıkardım yani. Oradan bir destek alırdım. Aynı zamanda rakibim de çıkamazdı topa. Kalça diyorsun. Yani çalım atarken de önemli. Kafaya kalkarken de önemli. Şu bölge. Şu bölge. Oraya ver hemen. Mami yapıştır oraya. Hayır. Futboldaki en önemli. En önemli. Kafa çok önemli. Kafa en önemli yer kafa hocam. Karın kasları tabii iyi olması lazım. İşte onu söylemeye çalıştım. Tamam, karın kaslarının çok iyi olması. Sen yanında bir şey göstermeye korkuyoruz artık. Abi bir şey demedim ya, karın kaslı. Hocam geçen gün ne yaptın? Çocuklar gördü Allah aşkına ya. Lütfen hocam ya. Şimdi karın kası olayı hakikaten futbolcular için en önemli olaylardan bir tanesi. Kafaya kalkarken de müthiş kullanıyordun. Evet. Ve dediğim gibi ben bir futbol severim ve attığın en güzel kafa golleri de 1 ve 2, bir tanesi Liverpool'dur. Hocam o neydi ya? O Manisa golü de güzel. 4 tane attım. Tabii yani. Oradaki de çok uçarak iyi. Uçtum. Liverpool zaten ayrı biliyorsun. Ama onu nasıl vuruyor? Kampçı gibi gidiyor. Bir de 2 tane. Ama orada direkt çeviriyor bile. Tabii çeviriyorsun. Yani. Ya mesela Batuhan'ın boynu kırılır öyle bir şeyde. Abi. Bir de rakip kim? Hipya. Ya aynen öyle. Ya çok enteresan kafa vuruşlarına da sahiptin. Yani boy avantajın savunmada mesela. Hipya gibi bir uzun boylu stoper var. Yani. Şimdi bakıyorsun. Hani hem yerden geçiyorsun hem kafa topuyla alıyorsun. Benim bayağı bir öyle gollerim var zaten. Yani. Maşallah hocam. Devamını dileyecektik ama futbolu bıraktın. İnşallah öğrencilerin atar diyelim. Neyse çok fazla duygusallaşmadan bu hafta da Ümit Karan'la Oğan'ın sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.